İstanbul'un Avrupa yakasının batısı özellikle çok yoğun bir kar ve tipi maruz kaldı. İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yetkililer alarmda. Özellikle AFAD, Kızılay, Karayolları, Valilikler, Kaymakamlıklar topyekun çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da kar yağışının devam ettiği bölgelerde inceleme yaptı. Çok yoğun bir gece geçirdik. Maalesef yolda kalan vatandaşlarımız da çok sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Tabii süreç sıkıntılı geçti. Özellikle Mahmut Bey Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zamanda durdu. Kameralar karşısına geçen iki bakan son durumla ilgili açıklama yaptı. İstanbulluların mümkün oldukça özel araçlarıyla yola çıkmaması gerektiği ifade edildi. Sorumluluğumuz bütün İstanbul'adır. Sorumluluğumuz bütün Türkiye'dir. Ve İstanbul'da yaşayan bütün vatandaşlarımızadır. 11 bin vatandaşımız 3900 araç ekipmanla birlikte bu mücadeleyi verdiler. Bakan Soylu Perşembe'ye kadar kar yağışının devam edeceğini belirterek vatandaşlara uyarı yaptı. Perşembe gününe kadar bu tedbirimizi hep beraber devam ettirmeliyiz. Vatandaşlarımıza çağrımız şudur. Mümkün olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. Kuzey Marmara Otoyolu ve Tem Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da tüm yollar saatler sonra trafiğe yeniden açıldı. Marmara ise ücretsiz olarak sabaha kadar İstanbullulara hizmet verecek. Karayollarındaki bu özverili çalışma devam edecek. Tabii bu iklim koşullarının sıkıntılı geçmesi bizi de zora soktu ama büyük bir özveriyle bütün arkadaşlarımızla birlikte teyakkuz halinde bu süreci devam ettireceğiz.